Merhaba arkadaşlar 3D TT konu anlatımlı kimya defterimizde 7. bölümün test 4 kısmını bu dersimizde sizlerle çözeceğiz. Test 4 kısmı karışımların ayrılmasıyla ilgili sorulardan oluşmakta. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tabloda saf halde bulunan sıvılara ait bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki karışımların ayrılmasında kullanılan yöntem ve karışımdan ayrılan ilk madde ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur denilmiş. Tablomuza baktığımızda maddelerin yoğunluk ve kaynama noktaları değerleri verilmiş. O halde aklımıza ayırma hunisi ve ayrımsal damıtma işlemleri gelecek. Neden ayrımsal damıtma diyorum? Maddelerimizin tamamı sıvı halde. Dolayısıyla sıvılardan oluşan homojen bir karışıma ayırmada birden fazla sıvı olduğu için ayrımsal damıtma işleminde kullanacağız. Birinci öncele baktığımızda su ve etil alkol molekülleri verilmiş. Arkadaşlar su polar bir madde. Yine etil alkol de yapısında ikiden fazla farklı tür atom içerdiği için polar bir maddedir. Hatta bu iki molekül arasında ikisi de hidrojen artı fon grubu içerdiğinden dolayı hidrojen bağı da oluşulur. Dolayısıyla birinci karışımımız homojen bir karışımdır. Sorunun başında da söylediğimiz gibi maddelerimiz sıvı halde sıvı sıvı homojen karışımları ayırırken ayrımsal damıtma işlemini kullanacağız. Yani kaynama noktası farkından yararlanacağız. Ayrımsal damıtma işleminde karışımdan ilk olarak ayrılan maddemiz kaynama noktası daha küçük olan maddeydi. O halde su ve etil alkolün kaynama noktalarını kıyasladığımızda etil alkolün kaynama noktası daha küçük olduğu için bu karışımdan ilk olarak ayrılacak. Yöntem için ayrımsal damıtma demiş doğrudur. Toplama kabında ilk toplanan madde yani karışımdan ilk ayrılan madde de etil alkoldür. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle baktık. Su ve benzen molekülleri var. Su polar bir molekül. Benzen ise bir hidrokarbondur. Yani yapısında sadece karbon ve hidrojen içermekte, yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler apolardır. O halde ikinci karışımımız polar ve apolar maddelerden oluşmakta. Dolayısıyla benzer özellikte olmadıklarından dolayı heterojen bir karışım olacaktır. Arkadaşlar yine maddelerimizin fiziksel hali sıvı, sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullandığımız ayırma yöntemi ayırma hunisidir. Yani yoğunluk farkından yararlanırız. Burada yöntem için doğru verilmiş Ayırma hunisinde karışımdan ilk olarak ayrılan maddemiz ayırma hunisinin altında kalan sıvıdır. Yani yoğunluğu büyük olan sıvıdır. O halde su ve benzen sıvılarının yoğunluk değerlerine baktığımda suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için bu karışımdan ilk olarak su ayrılacaktır. İkinci öncül de doğrudur diyeceğiz. Üçüncü öncül benzen için apolar demiştik. Etil alkol için polar demiştik. Yine biri apolar, biri polar yani farklı özellikteki iki sıvıdan oluşan bir karışım söz konusu. Bu karışım da heterojendir. Heterojen olduğu için yine ayırma hunisi kullanacağız. Etil alkol ve benzen sıvılarının yoğunluklarını kıyasladığımızda benzenin yoğunluğu daha büyük olduğu için ayırma hunisinden yoğunluğu büyük olan yani altta kalan sıvımız ilk olarak ayrılacak. Bu sıvı da benzendir yorumunu yapacağız. Burada ise etil alkol denildiği için üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan Ceyhan seçeneğidir. O halde bu soru için şu notu almayı unutmayın arkadaşlar. Aynımsal damıtmada sıvı sıvı homojen karışımlar ayrılırdı ve karışımdan ilk olarak kaynama noktası küçük olan sıvı ayrılır. Sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılmasında ise ayırma hunisi kullanılır. Bu karışımdan ise ilk olarak yoğunluğu daha büyük olan sıvı ayrılır. Bu notları almanızı tavsiye ediyorum. Evet diğer sorumuza geçtik. Aşağıdaki karışımlar ayırma yöntemlerinden hangisinde yoğunluk farkından yararlanılmaz denilmiş. A şıkkına baktığımızda dekantasyon. Dekantasyon işlemi aktarma olarak da bilinirdi. Yoğunluk farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemlerinden biriydi. Hatta buna en çok verilen örnek de su ve kum karışımıydı. B e şıkkı flotasyon. Flotasyon yüzdürme işlemi olarak da bilinir. Flotasyon işlemiyle ayırmada yine maddelerimizin yoğunluk farkından yararlanılmakta. B şıkkı da doğrudur. Hatırlarsanız flotasyon katı katı heterojen karışımları ayırmak için kullanılıyordu. Bu işlemde uygun bir sıvı seçilirdi. Sıvımız katıları çözmeyecek bir sıvı olacak ve yoğunluğu katılardan birinden büyük diğerinden küçük olacak. Katılar bu sıvı atıldığında katılardan yoğunluğu küçük olan sıvımızda yüzerken Yoğunluğu büyük olan katımız ise dipte batıyordu. Bu şekilde ayırma işlemini gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla flotasyonla da yoğunluk farkından yararlanılır. D şıkkı çöktürme. Çöktürme işleminde de yoğunluk farkından yararlanılmaktaydı. Özellikle de suların arıtımında kullanılıyordu. Hatta uygun kimyasallar ekleyerek karışımda bulunan kolloidal taneciklerin dibe doğru çöktürülmesi sağlanıyordu. Burada dibe doğru çökmesinin nedeni yoğunluğu sıvıdan daha büyük bir yapının oluşması arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yoğunluk farkından yararlanılmıştır. Denizli seçeneğine baktığımızda ayrımsal damıtma denilmiş. Ayrımsal damıtmada sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktası farklılığından yararlanılarak ayırma işlemi söz konusuydu. O halde ayrımsal damıtmada kaynama noktası farkı kullanılır diyoruz. Sorumuzda yoğunluk farkından yararlanılmayan ölçüt sorulduğu için cevabımız Denizli seçeneğidir. E şıkkındaki savurma yöntemi de daha çok katı katı heterojen karışımların rüzgar yardımıyla yoğunluk farkından yararlanarak ayrılma işlemiydi. Katı katı heterojen karışımımız havaya savrulduğunda rüzgar hafif olan yani yoğunluğu küçük olan katıyı daha uzağa savururken yoğunluğu büyük olan katı ise daha yakına savruluyordu. Bu şekilde katı katı heterojen karışımlarımız birbirinden ayrılmış oluyordu. Sonuç olarak savurma yönteminde de yoğunluk farkından yararlanılmıştır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet diğer bir sorumuz yukarıda verilen yöntemlerde uygulanan işlemlerle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur denilmiş. A şıkkı yöntemi. Merkez kaç kuvvetinden yararlanarak karışımdaki kolloidal yapıların çöktürülmesi işlemidir. Santifirüj hatırlarsanız yoğunluk farkından yararlanılarak ayırma işleminin kullanıldığı yöntemlerde işlemiştik. Daha çok küçük ölçekli tanecikler için bu işlem yapılıyordu. Özellikle de kan tahlillerini örnek vermiştik. Merkez kaç kuvveti burada anahtar kelimemiz. Merkez kaç kuvvetinden yararlanarak kan örneğinde düşünürsek kolloidal yapıların yani kanda asılı kalan hemoglobin yapısının gibi çöktürülmesi söz konusuydu. Dolayısıyla burada santifriş için verilen işlem açıklaması doğrudur arkadaşlar. Merkez kaç kuvveti ve kolloidal yapı bizim burada anahtar kelimelerimiz. İkinci yöntemimiz diyaliz. Diyalizi biz tanecik boyutu farkından yararlanarak kullandığımız ayırma işlemlerinde görmüştük. Diyaliz işleminde hatırlarsanız kirli kan örneği vermiştik. Yine bir kolloidal yapı söz konusu ancak burada kirlilik de söz konusu oluyor. Diyalizin içerisindeki uygun filtreleme yöntemiyle kanın içinde bulunan kolloidal atık maddelerin temizlenmesi söz konusuydu. Verilen açıklamaya baktığımızda yarı geçirgen zar ile burada filtreleme işleminden bahsediliyor. Kolloidal atıkların bakın atık kirlilik söz konusu olacaktı. Kandan ayrılma işlemi. Az önce diyaliz için açıkladığım durumlar bu işlem için geçerlidir. Hem kirlilikten bahsedilmiş hem kolloid yapıdan ve uygun bir filtreleme işleminden bahsedilmiş. O halde ikinci öncül için yapılan açıklama da doğrudur. Üçüncü öncül koagülasyon. Arkadaşlar koagülasyon hatırlarsanız çöktürme işleminde kullandığımız bir yöntemdi. Burada uygun bir kimyasal eklenip yine kolloidal atıkların çöktürülmesi söz konusuydu. Özellikle suların arıtılma işleminde koagülasyon yöntemi, çöktürme yöntemi kullanılmaktaydı. Burada da karışımdaki bileşenlerin Yoğunluk farkından yararlanarak ayrılması söz konusuydu. Attığımız zaman açıklamamıza karışımdaki kolloidal yapıların eklenen bir kimyasal madde vasıtasıyla çöktürülmesidir. Buradaki açıklama da doğrudur. Özellikle buradaki anahtar kavramımız arkadaşlar uygun bir kimyasal madde yardımıyla çöktürülme işlemi. O halde 3 yöntem için yapılan işlem açıklamalarımız doğrudur. Sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir devam ediyoruz. Aşağıda çeşitli karışım örnekleri ve bu karışımların ayrılmasında yararlanılan özellikler verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkına baktığımızda tozlu hava denilmiş. Tozlu hava katı gaz heterojen bir karışımdır. Burada süzme işlemi kullanılır. Süzme işleminde de tanecik boyutu farklılığından yararlanılmaktadır. Yapılan açıklamamız doğrudur. E şıkkı alkolsu Sıvı sıvı homojen karışımların ayrılması ayrımsal damıtma ile yapılmakta kaynama noktası farkından yararlanılmakta bu işlemde. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C şıkkı şeker tuz özellikle bu örnek en çok ayrımsal kristallendirmede katı katı maddelerin çözünürlük farkından yararlanarak ayrılması işleminde karşımıza çıkmaktaydı. O halde yöntemimiz ayrımsal kristallendirme. Ayrımsal kristallendirmede biz çözünürlük farkından yararlanıyorduk ayırma işlemi için. D şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda kum talaş denilmiş. Kum talaş denildiğinde aklımıza flotasyon, yüzdürme işlemi gelecek. Hatırlarsanız yüzdürme işleminde katı katı heterojen karışımların uygun bir sıvı atılması söz konusuydu. Bu sıvı da iki katı da çözülmeyecekti. Ve Sıvının yoğunluğu katılardan birinden büyük diğerinden küçük olacaktı. Biz kum talaş karışımını suya atarsak talaş suyun üzerinde yüzecektir yoğunluğu düşük olduğu için sudan. Kum ise sudan yoğunluğu büyük olduğu için batacaktır. İşte biz bu şekilde katı katı heterojen karışımları yoğunluk farkından yararlanarak ayırabiliyoruz. Bu işlemlerden bir de yüzdürmedir. Dolayısıyla yüzdürme işleminde yoğunluk farklılığından yararlanılmıştır. D şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda demir bakır alaşımı denilmiş. Arkadaşlar hatırlarsanız alaşımlarda mıknatıs kullanılamıyordu. Çünkü bu yapı homojen bir yapı olduğu için mıknatıs tuttuğumuzda demir ve bakır iç içe karışmış olduğu için birlikte geleceklerdi. Hatırlarsanız biz alaşımları ayırmak için erime noktası farkından yararlanıyorduk. Dolayısıyla burada özellik olarak erime noktası denilmesi lazımdı. Manyetik özellik mıknatıstır. Mıknatıs toz halindeki demir, nikel, kobalt içeren karışımları ayırmak için kullanılabilir. Ancak tekrar vurgu yapıyorum. Demir, nikel veya kobalt maddeleri toz halinde ise karışımdan mıknatıs tarafından ayrılabilir. O halde E şıkkındaki verilen özellik yanlıştır. Doğrusu erime noktası olması gerekiyordu. Devam ediyoruz. Demir, kum, şeker ve talaş maddelerinden oluşan karışımın ayrılmasında Aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? Arkadaşlar bu karışımı ayırmak için öncelikle mıknatıs kullanırız. Mıknatıs kullandığımızda bu karışımdaki demir karışımdan ayrılacaktır. Hatırlarsanız mıknatıs, demir, nikel ve kobalt maddelerine etki edebiliyordu. Dolayısıyla mıknatıslanma yöntemini kullanabiliriz. Daha sonra elimizde kalan kum, şeker ve talaş maddeleri için su eklersek aslında bir flotasyon işlemi yaparsak bu maddelerden ne olacak? Şeker suda çözünecek, kum dibe batacak, talaş yüzecek. İşte kumun dibe batması ve talaşın yüzmesi flotasyon, yüzdürme işlemi olarak bildiğimiz işlem arkadaşlar. 5 şıkkı da dolayısıyla kullanılmış oluyor. Daha sonra talaşlar su yüzeyinden toplanır. Flotasyon işlemi sonucunda talaşı da karışımdan ayırmış olduk. Elimizde kalan su, şeker ve kum karışımı için süzme işlemi kullanırız. Süzme işlemi sonucunda kum da arkadaşlar ne olacak? Karışımdan ayrılmış olacak. Elimizde su ve şeker karışımı kaldı. Suyu biz aslında sonradan eklemiştik ortama. Verilen yöntemlere baktığımızda su şeker karışımını biz ayıklamayla ayıramayız. Ancak kristallendirme su şeker karışımını ayırmak için kullanabileceğimiz bir yöntem. Hatırlarsanız katı ve sıvıdan oluşan homojen bir karışımı sıcaklık etkisiyle çözünürlük farkından yararlanarak ayırdığımız ayırma yönteminin ismi kristalendirmeydi. Bu işlemde şekerli su karışımını biz soğuttuğumuzda şekerin bir kısmı suyun dibine çökecektir. Daha sonra yine süzme işlemiyle bu şeker de karışımdan ayrılabilir. Tabii ki kristallendirme işleminde %100 bir ayırma söz konusu değildi. Şekerli su karışımını ayırmak için şıklarda farklı yöntemler de olabilirdi bu arada. Basit damıtma gibi ya da buharlaştırma gibi yöntemler de olsa onları da doğru kabul ederdik. Ancak ayıklama ve kristallendirme de biz yine şekerli suyu kristallendirme yöntemiyle bir nebze olsun ayırabiliyoruz. Dolayısıyla D şıkkında kullanabiliriz. Ancak ayıklama işleminde katı katı heterojen karışımlar renk, şekil, büyüklük gibi özelliklerine göre ayıklanmaktaydı. Bu işleme ayıklama diyorduk. Elimizde kalan şekerli su örneği için bu özellik uygun bir yöntem değildir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C'dir. Verilen karışımda biz ayıklama işlemini kullanamayız. Yukarıda verilen karışımların ayrılması için kullanılması gereken yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Yine arkadaşlar burada maddelerimizin polarlıklarını incelememiz lazım. Hatırlarsanız benzer benzeri çözer kuralı vardı. Bu kurala göre polar maddeler polar çözücülerde çözünürler. Apolar maddeler apolar çözücülerde çözünürler. Bir de iyonik maddeler polar maddelerde çözünürler. Bunları hızlıca yazayım. Evet polar maddeler polar çözücülerde çözünür. Apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. İyonik maddelerde polar çözücülerde çözünür. Peki çözünmeme durumu nasıl oluyordu? Polarla apolar bir de iyonikle apolar çözünmez. Bunları da yazalım. Evet, polar apolar çözünmez iyonik apolar çözünmez karışımları polarlıklarına göre ayıralım. Sonra oluşan homojen ya da heterojen karışıma göre ayırma yöntemini belirleyelim. Bu polar bir maddemizdir. Brom ise aynı tür iki cins atomdan oluştuğu için apolar bir moleküldür. Dolayısıyla burada çözünme gerçekleşmez. Heterojen bir karışım olacak. Maddelerin fiziksel haline baktığımızda sıvı sıvı heterojen karışım. Dolayısıyla bir emisyon tipi karışımdır. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullandığımız yöntem ayırma hunisiydi. İkinci öncüle baktık. Su polar bir maddemiz. Potasyum nitrat ise iyonik bir maddemiz. Yapısında metal atom içeriği gördüğünüz gibi. İyonik maddeler polar moleküllerde çözünürdü. Burada oluşan karışım homojen karışımdır. Katı sıvı arasında oluşan homojen karışımı biz basit damıtma yöntemiyle ayırabiliriz. Hatırlarsanız basit damıtmada katı sıvı homojen karışımlar ayrılıyordu. En çok verdiğimiz örnek de şekerli su örneğiydi, tuzlu su örneğiydi. Potasyum nitrat da bir tuz olduğu için bu yöntem kullanılabilir. Üçüncü öncüle bakalım. Su polar bir molekül. Etil alkol de polar bir molekül. Yapısında ikiden fazla farklı tür atom içermekte. Dolayısıyla burada yine homojen bir karışım söz konusu. Sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullandığımız yöntem ayrımsal damıtmaydı. Kaynama noktası farkından yararlanıyorduk. O halde verilen seçenekleri inceliyoruz. Birinci öncül için A şıkkına baktığımızda ayrımsal damıtma denilmiş. Ayrımsal damıtmada sıvı sıvı homojen karışımlar ayrılıyordu. Bizde ise heterojen bir karışım var. Dolayısıyla A'yı eledik. Ayırma hunisi olduğunu söylemiştik zaten birinci öncülümüzün. Yüzdürmede katı katı heterojen karışımların ayrılması söz konusuydu. Bizim maddelerimiz sıvı sıvı heterojen karışımlar. C'yi de eledik. Diğer şıklar zaten ayırma hunisi. İkinci öncüle geldiğimizde basit damıtma demiştik. İlk aklımıza gelen yöntem buydu. E şıkkı süzme denilmiş. Arkadaşlar süzme yönteminin kullanılabilmesi için katı sıvı ya da katı gaz heterojen bir karışım olması lazım. Bizde ise ikinci öncülde homojen bir karışım var. Homojen karışımlar süzme yöntemiyle ayrılamaz. B e şıkkını da ikinci öncül nedeniyle elemiş olduk. D ve E şıklarına baktığımızda kristallendirme ve damıtma denilmiş. Hatırlarsanız kristallendirmede de katı sıvı homojen karışımların sıcaklık değişimiyle söktürülmesi işlemi söz konusuydu. Yani kristallendirme yöntemi de ikinci öncül için uygun olabilir. Dolayısıyla basit damıtmanın yanına burada kristallendirmeyi de ekleyelim. Bildiğiniz üzere karışımları ayırmak için tek bir yöntem yok. Birden fazla yöntem kullanılabilir. Damıtmadan kastığımız burada arkadaşlar basit damıtma. Eğer ayrımsal damıtma diye ifade etmemişse sorumuz aklımıza basit damıtma gelecek. Yani katısı sıvı arasında homojen karışımların ayrılması işlemi gelecek. O halde üçüncü öncüle bakacağız. Üçüncü öncül için ayrımsal damıtma demiştik. Sıvı sıvı homojen karışımların ayrılması söz konusuydu. Kutlara baktığımızda damıtma ve ayrımsal damıtma var. Dediğimiz gibi damıtma işlemi denildiğinde aklımıza basit damıtma gelecek. Basit damıtmada katı sıvı homojen karışımların ayrılması söz konusuydu. Ancak ayrımsal damıtma ise sıvı sıvı homojen karışımların ayrılması söz konusuydu. Yani birden fazla sıvı olması gerekiyordu. Üçüncü öncüldeki maddelerimizin fiziksel hallerine baktığımızda sıvı sıvı homojen bir karışım demiştik. Dolayısıyla ayrımsal damıtmayı arıyorduk. Sorumuzun cevabı E seçeneği oldu arkadaşlar. D şıkkı da özellikle üçüncü öncül nedeniyle elendi. Aşağıda verilen karışımları ayırma tekniklerinden hangisinde tanecik boyutu farkından yararlanarak ayrılma işlemi yapılmaz denilmiş. Tanecik boyutu farkından yararlanarak kullandığımız ayırma yöntemlerini hatırlayacak olursak en başta süzme geliyordu. Sonra ayıklama, eleme ve diyaliz geliyordu arkadaşlar. Bu dört yöntemde biz tanecik boyutu farkından yararlanıyorduk. Verilen seçeneklere baktığımızda süzme, diyaliz, eleme ve ayıklama işlemlerinde tanecik boyutu farkından yararlanılır. Koagülasyon ise bir çöktürme yöntemidir. Burada yoğunluk farkından yararlanılmaktadır. O halde sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıda bazı karışım türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen karışımlara baktığımızda X için süspansiyon denilmiş. Süspansiyon hatırlarsak katı sıvı heterojen karışımlara verilen attı. Y için kolloid demiş. Kolloid'i ayrı sınıfta inceliyorduk. Kolloid denildiğinde gözle göremeyeceğimiz dışarıdan bakıldığında homojen gibi görünen ancak dağılan tanecik boyutunun 10 üzeri eksi 6 metre ile 10 üzeri eksi 9 metre arasında olduğu ve dağılan taneciklerin karışım içerisinde asılı bulunduğu karışımlar gelecekti. Heterojen karışımlar gelecekti. Bunun için şöyle diyelim. Dağılan tanecikler asılı halde heterojen karışım diyelim. Çözelti için homojen karışımlara verilen attı. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımlar için kullanılan attı. Adi karışım ise katı katı heterojen karışımlara verilen attı arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. A şıkkı X karışımının ayrılmasında süzme yöntemi kullanılabilir. Katı sıvı heterojen karışımlara bir örnek verecek olursak kumlu su. Kumlu suyun ayrılmasında biz süzme yöntemini kullanabiliyoruz. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. E şıkkına baktık. Y karışımının ayrılmasında ayırma unisi kullanılabilir. Y karışımı emisyon tarzı bir karışım. Sıvı sıvı heterojen bir karışım. Yine biz ayırma unisinin de sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılmasında kullanıyorduk. Hatta emisyon tarzı karışımların ayrılmasında kullanıyorduk. Örnek olarak da zeytinyağı su karışımı verilebilir. Dolayısıyla B şıkkındaki ifademiz de doğrudur Y maddemizin zeytinyağı su karışımının olduğunu düşünürsek emisyon tarzı bir karışım. Bunu ayırma hunisi biz ayırabiliriz. D şıkkına baktık. Z karışımının ayrılmasında çöktürme yöntemi kullanılabilir. Hatırlarsanız biz çöktürme yöntemini özellikle suların arıtılmasında kullanıyorduk. Sulara kirlilik veren kolloidal yapıların uygun bir kimyasal eklenerek çöktürülmesi söz konusuydu çöktürme işleminde. Hatta bu olaya özel olarak koagülasyon adı da veriyorduk. Dolayısıyla Z de kolloid yapılı bir madde olduğu için kirli suymuş gibi düşünülebilir. Kirli su olduğunu düşünerek koagülasyon işlemiyle kolloidal yapıların çöktürülmesiyle suyumuz temizlenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkındaki ifade de doğrudur. Kolloidal bir yapıyı çöktürme yöntemiyle de biz ayırabiliriz. Hatta kan bile buna örnek olarak verilebilir. Kanda da asıl halde bulunan hemoglobin yapısı Santifürüj yöntemiyle hatırlarsanız merkez kaç kuvvetinin etkisiyle dakikada 1000-2000 devire kadar merkez kaç kuvvet etkisiyle döndürülmekte ve bu karışımdaki asılı tanecikler dibe doğru çökmekteydi. Bu işlemde yani santifürüj yöntemi de aslında bir nevi çöktürme işlemidir. Dolayısıyla ister kan isterseniz de kirli suyu düşünerek C şıkkının doğru olduğunu yorumlayabilirsiniz. D şıkkına baktık. T karışımının ayrılmasında dekantasyon yöntemi kullanılır. Dekantasyon aktarma olarak da bildiğimiz yoğunluk farkının kullanıldığı bir yöntemde özellikle de kumsu karışımı örnek olarak verilirdi. T maddesi için verilen bilgiye baktığımızda adi karışım denilmiş. Hatırlarsanız adi karışım katı katı heterojen karışımlardı. Dolayısıyla biz adi karışımı dekantasyon yöntemiyle ayıramayız arkadaşlar. Dekantasyonda katı sıvı heterojen karışım olması gerekiyordu. O halde sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir. Son olarak E şıkkına bakıyoruz. R karışımının ayrılmasında ayrımsal damıtma kullanılabilir. Hatırlarsanız ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanıyordu. Hatta burada biz kaynama noktası farkını kullanıyorduk. R maddemize baktığımızda çözelti denilmiş yani homojen bir karışımdan bahsediyorduk. Eğer R maddemiz sıvı sıvı arasında oluşan homojen bir karışım ise ayrımsal damıtma yönteminde kullanabiliriz. Zaten burada ihtimalden bahsedildiği için E şıkkı da doğru olabilir yorumunu yapıyoruz. O halde sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız denizli seçeneğidir. Dekantasyon yönteminde katı sıvı heterojen karışımların ayrılması söz konusuyken E için verilen bilgide de adi karışım yani katı katı arasında oluşan bir heterojen karışımdan bahsedildiği için Adi karışım ayırmada dekantasyon yöntemini kullanmak uygun değildir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir. Diğer bir sorumuza geçtik. Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisinde özütleme diğer bir ismiyle ekstraksiyon yöntemi kullanılmamıştır? Hemen seçeneklere bakalım. Şeker pancarından şeker eldesi. Arkadaşlar hatırlarsanız özütleme ekstraksiyon yönteminde çözünürlük farkından yararlanılmaktaydı. Bu yöntemdeki amaç Karışımdaki yalnızca belli bir bileşenin çözülmesiydi arkadaşlar. Verilen örneklere bakalım. Şeker pancarından şeker eldesinde özütleme ekstraksiyon işlemi söz konusudur. Hatta en çok verilen örnekler arasındaydı bu. Şeker pancarı kesilerek suya atılıyordu. Su yalnızca şeker pancarının içindeki şekeri çözüyordu. Yani özütünü alıyordu. E şıkkı çeşitli çiçeklerden esas yapım için ham madde eldesi Yine çeşitli bitkilerden ilaç ve parfüm yapımında kullanılmak üzere elde edilen ham maddeler özütleme, ekstraksiyon yöntemiyle elde edilmekteydi. B şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda petrolden benzin eldesi denilmiş. Petrolden benzin eldesinde kaynama noktası farkından yararlanılmaktaydı. Bu işlem için kullanılan ayırma yöntemi ayrımsal damıtmaydı arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkında ekstraksiyon için verilen örnek yanlıştır. Sorumuzda yanlış olan soru olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında iyot katısının karbon tetraklorür yardımıyla sudan ayrılması denilmiş. Arkadaşlar iyot su karışımından yalnızca biz belli bir bileşeni çözüyoruz. Karbon tetraklorür ekleyerek iyodu çözüyoruz. Hatırlarsanız ekstraksiyon tanımında ne demiştik? karışımın yalnızca belli bir bileşenin çözülmesi söz konusudur bu işlemde. Burada da iyotlu karışımından yalnızca iyodu çözüyoruz. Yani özütünü alıyoruz diyebiliriz. O halde D şıkkındaki örnekte özütleme ekstraksiyon için uygun bir örnektir arkadaşlar. Son olarak E şıkkına baktığımızda çayın demlenmesi de bir özütleme örneğidir. Kaya renk ve kokusunu veren tein denilen bir maddedir. Biz çaya su ekleyerek yalnızca bu maddenin suya geçmesini sağlıyoruz. Yani bu maddeyi çözüyoruz. Çayın özütünü alıyoruz. Sonuç olarak E şıkkındaki örnekte özütleme için uygun bir örnektir. Sorumuzda özütleme yönteminin kullanılmadığı örnek soruluyordu. Cevabımız C şıkkıdır. Petrolden benzin eldesinde biz kaynama noktası farkından yararlanıyoruz. Sıvı sıvı karışımından ayırdığımız için ayrımsal damıtma yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki ayırma tekniklerinden hangisi çözeltilere uygulanamaz? Hatırlarsanız çözelti homojen karışımlara verilen isimdi. O halde verilen tekniklerin homojen karışımlara uygulanıp uygulanmayacağını belirleyelim. Bunun için de örnekler üzerinden düşünmek çok daha mantıklı olacak arkadaşlar. Damıtmaya örnek verecek olursak şeker su karışımı katı sıvı arasında oluşan homojen bir karışım. Dolayısıyla çözeltilere uygulanabilir. B şıkkı erime noktası farkı denilmiş. Erime noktası farkı deyince aklıma direkt alaşımlar geliyor. Hatırlarsanız alışımlar metal metal homojen karışımlarıydı. Dolayısıyla erime noktası farkı çözeltiler için kullanılan bir ayırma tekniğidir. B şıkkı ayırma hunisi denilmiş. Hatırlarsanız ayırma hunisinde sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılması söz konusuydu. Yoğunluk farkından yararlanılarak kullanılan bir ayırma yönteminden bahsediyorduk. Örnek olarak da zeytinyağı su örneği gelsin aklımıza. Dolayısıyla burada sıvı sıvı heterojen karışımlar, emisyon tarzı karışımlardan bahsettiğimiz için çözeltilere ayırma hunisi uygulanamaz. Çözeltilerde homojen karışım tek faz söz konusuydu. Sorumuzda cevabımız C şıkkıdır o halde. Çözeltiler için ayırma hunisi yöntemi kullanılamaz. Diğer öncüllere de bakalım. Kristallendirme deyince aklıma şeker su örneği geliyor. Katı sıvı homojen karışımlar Burada da sıcaklık değişiminden yararlanarak bu da çözünen katımızın çöktürülmesi söz konusuydu. Dolayısıyla katı sıvı homojen karışımlara uygulanabilir diyoruz kristallendirme yöntemi. Son olarak E şıkkına baktık ayrımsal damıtma denilmiş. Ayrımsal damıtma denildiğinde aklıma ilk olarak alkol su örneği geliyor. Dolayısıyla sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktası farkından yararlanarak uygulanan ayırma yönteminin adı ayrımsal damıtmadır. Ayrımsal damıtma dediğimiz gibi sıvı sıvı homojen karışımlara yani çözeltilere uygulanabilir. E şıkkındaki tekniğimizde çözeltilere uygulanabilir diyoruz. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen karışımlar ayırma tekniklerinden hangisinde çözünürlük farkından yararlanılmaz? Çözünürlük farkından yararlanılan yöntemleri bir hatırlayalım arkadaşlar. Birincisi ekstraksiyon özükleme. Diğeri kristallendirme. Aynı şekilde ayrımsal kristallendirme. Yine uygun bir çözücüde çözme vardı. Maddelerden birini çözüp diğerini çözmeme örneği. Mesela şeker kum karışımı. Evet bu yöntemlerde çözünürlük farkından yararlanılmaktaydı. Verilen seçeneklere baktığımızda ayrımsal kristallendirme, kristallendirme, uygun bir çözücüde çözme ve ekstraksiyon, özütleme işlemlerinde çözünürlük farkından yararlanılır. Ayrımsal damıtmada ise kaynama noktası farkından yararlanılmaktaydı. O halde sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. Karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı demir, nikel ve kobalt içeren alaşımlar mıknatısla bileşenlerine ayrılabilir. Arkadaşlar bu ifademiz yanlıştır. Çünkü alaşımlar mıknatıs tarafından ayrılamaz hatırlarsanız biz alaşımları nasıl ayırıyorduk? Erime noktası farkıyla ayırıyorduk. Dolayısıyla A şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Alaşımları demir, nikel ve kobalt içerse bile mıknatısla ayıramayız arkadaşlar. Hatırlarsanız alaşımlar metal metal homojen karışımlarıydı. Homojen oldukları için mıknatıs alaşımı komple kendine çekecek. Yani bir ayırma işlemi söz konusu olmayacaktır. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız A seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Ekstraksiyon yönteminde karışımdaki belirli bir bileşenin çözülmesi sağlanılır. Evet ekstraksiyonun tanımında bu ifade yer almaktaydı. Karışımdaki yalnızca belli bir bileşeni çözmek istiyorsak yani özütünü almak istiyorsak ekstraksiyon işlemini kullanacaktık. C şıkkı İki katıdan birinin çözünürlük farkından yararlanılarak çöktürülmesi esasına dayanan ayırma yöntemi ayrımsal kristalendirmedir. Kristalendirmede çözünürlük farkından yararlanılarak çöktürülme söz konusu eğer en az iki katıdan birini çöktürüyorsak, yani birden fazla katıdan birini çöktürüyorsak o zaman ayrımsal ekinde kullanıyorduk ve bu işlemin adı ayrımsal kristalendirme oluyordu. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı karışımın ısıtılması sonucu katılardan birinin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçerek karışımdan ayrılması işlemine süblimleşme denir. Bu işlemde doğru. Katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmeye süblimleşme deniyordu arkadaşlar. Özellikle naftalin ve iyot gibi maddeler süblimleşebilen katılara örnek olarak gösterilmekteydi. E şıkkına baktığımızda metallerin cevherlerinden ayrılmasında flotasyon yöntemi kullanılabilir. Bu ifade de doğrudur. Özellikle sülfürlü cevherler için bu yöntem kullanılmaktaydı. Dersleri anlatırken de zaten bu duruma dikkat çekmiştik arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkındaki ifademiz de doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımıza Adana seçeneği dedik. Geldik testimizin son sorusuna. Eşit hacimli X, Y ve Z saf sıvılarından oluşan homojen bir karışımı kaynama noktası farkından yararlanarak ayırmak için kullanılan ısıtma işlemi sırasında sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Karışımı oluşturan saf sıvıların 25 derecedeki buhar basınçları arasında x büyüktür y büyüktür z ilişkisi olduğuna göre bu karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle arkadaşlar sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullandığımız ayırma yöntemi kaynama noktası farkından yararlanarak kullandığımız Ayırma yönteminin adı ayrımsal damıtmaydı. Hatırlarsanız sıvı sıvı homojen karışımların sıcaklık zaman grafiğinde kaç tane sabit bölgemiz varsa karışımda o kadar sıvı vardır diyorduk. Zaten başlangıçta karışımda 3 sıvı olduğu söylenmişti bize. Sıcaklık zaman grafiğine baktığımızda da sıcaklığın sabit olduğu 3 bölge var. Yani homojen karışımımızda bulunan sıvı sayısı kadar sıcaklık zaman grafiğinde sıcaklığın sabit olduğu bölge vardır. Bilgisi bu grafikte de doğrulanmış oluyor. Yine sorumuzda bize 25 derecedeki buhar basınçları arasındaki ilişki verilmiş. Hatırlarsanız buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıydı. Bu nedenle maddelerimizin kaynama noktaları arasında tam tersi bir ilişki olacak. En büyük kaynama noktası Z, sonra Y, sonra X olacak. Ayrımsal damıtma işleminde hatırlarsanız karışımdan ilk olarak kaynama noktası küçük olan sıvımız ayrılırdı. Yani X sıvısı ayrılacaktı. Şimdi öncüllerin yorumuna geçiyorum. A şıkkı. Karışımı ayırmak için kullanılan yöntem ayrımsal damıtmadır. Evet. Sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkından yararlanarak kullandığımız ayırma yönteminin adı ayrımsal damıtmadır. B şıkkı karışımdan ilk olarak X sıvısı ayrılır. Dediğim gibi ayrımsal damıtma işleminde ilk olarak kaynama noktası daha küçük olan madde ayrılacak. Bu madde de X'tir. Bunu nereden çıkarmıştık? Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı demiştim. 25 derecede buhar basıncı en büyük olan maddenin kaynama noktası en küçüktür. Daha uçucudur dedik ve karışımdan ilk olarak bu madde ayrılacak yorumunu yaptık. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı ısıtma kabında T sıcaklığına ulaşıldığı anda karışımda hacimce yüzde derişimi en fazla olan Z'dir. Arkadaşlar ayrımsal damıtma düzenini hatırlayalım. Evet ayrımsal damıtma düzeyini kabaca çizdim. Burası ısıtma kabı. Burayı ısıtıyorduk arkadaşlar. Bu da toplama kabıydı. Bu da soğutucumuzdu. Şimdi ilk olarak karışımdan kaynama noktası küçük olan sıvımız ayrılacak dedik. Dolayısıyla ısıtma kabında ne olacaktır? Kaynama noktası daha büyük olan sıvımızın hacimce yüzdesi daha fazla olacak. Ve sıcaklığına baktığımızda sıcaklığın sabit olduğu bir bölge geçilmiş. Yani sıvılardan biri tamamen kaynayarak gaz haline geçmiş. Ve ısıtma kabını terk etmiş. Bu sıvımızda kaynama noktası en küçük olan X'tir. Dolayısıyla T sıcaklığında elimizde zaten sadece Y ve Z sıvıları var. Bu sıvılardan da kaynama noktası daha büyük olanın uçuculuğu daha az olduğu için arkadaşlar ne olacak? Hacimce yüzdesi daha fazla olacaktır. Baktığımızda ısıtma kabında T sıcaklığına ulaşıldığı anda karışımcı hacimce en fazla Z sıvısı bulunur demiş. Yani kaynama noktası daha büyük olan sıvı hacimce en fazla bulunacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. D şıkkına geldik. Isıtma kabında T sıcaklığına ulaşıldığı anda toplama kabında bir miktar Z sıvısı da bulunur. Arkadaşlar sıvılar her sıcaklıkta buharlaşırdı. Dolayısıyla bu özellikten dolayı Z henüz kaynamasa bile ayrımsal damıtma işlemi başladığında ortamda buharlaşan Z de az da olsa toplama kabına bir miktar geçmiş olacak. Biz her ne kadar bu durumun önüne geçmeye çalışsak da bunun için ne yapıyorduk hatırlarsanız ayrımsal damıtma işleminde şu ısıtma kabının olduğu tarafa fraksiyon kolonu bağlıyorduk. Yani şu kısmı olabildiğince daha yüksek yapıyorduk ki kaynama noktası büyük olan sıvı henüz kaynamadan diğer tarafa geçmesin. Ancak biz ne kadar dediğimiz gibi bu önlemi almaya çalışsak da sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığından dolayı kaynama olayı gerçekleşmese bile Buharlaşan diğer sıvılarda toplama kabına bir miktar geçer. O halde D şıkkındaki ifade doğrudur. T anında henüz Z kaynamamış olsa da sıvılar her sıcaklıkta buharlaşacağından dolayı bir miktar Z sıvısı da toplama kabına geçmiş olur. Tabii ki bu oran düşüktür arkadaşlar. Hatta bu nedenle yine biz ne diyorduk? Ayrımsal damıtma işleminde saf halde toplama kabında madde elde etmek zordur. Bunu yapabilmek için toplama kabında elde edilen sıvı tekrar tekrar ayrımsal damıtma işlemine tabi tutulursa bu toplama kabındaki sıvının o kadar saf olduğunu söylüyorduk. Bu toplama kabındaki sıvının saflık derecesinin arttığını söylüyorduk. Son olarak E şıkkına bakalım. Ayırma işlemi sonucunda her üç sıvı da saf olarak elde edilir. İşte az önce belirttiğim durum biz her ne kadar saf madde elde etmeye çalışsak da bu işlemde saf bir madde elde edemiyoruz arkadaşlar. Ancak saflık oranını arttırmak için tekrar tekrar toplama kabındaki sıvımızı ne yapacağız? Ayrımsal damıtma işlemine tabi tutacağız. Neden saf olarak elde edemiyoruz? Çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Sonuç olarak diğer sıvılarda ısıtma işlemi boyunca buharlaştığından soğutucuya bir şekilde ulaşıp toplama kabına sızıyorlar. Bu da bizim saf madde elde etmemizin önüne geçiyor. Ancak dediğimiz gibi saflık oranını arttırmamız mümkün. Bunu da toplama kabında elde ettiğimiz sıvıyı tekrar tekrar ayrımsal damıtma işlemine tabi tuttuğumuzda toplama kabındaki sıvımızın sıvılarımızın saflık dereceleri artmaktadır şeklinde yorumluyoruz. O halde E şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Belki sadece Z sıvısı için yani kaynam noktası en büyük olan sıvı için bu yorumu yapmamız mümkün olabilir. Ancak kaynam noktası daha küçük olan sıvılarda Aynama noktası büyük olan sıvıda karışmış halde bulunacaktır yorumunu yapıyoruz. Az da olsa bulunur yorumunu yapıyoruz. Evet gençler 7. bölümün test 4 kısmını karışımların ayrılmasıyla ilgili testimizde bitirmiş olduk. Soruların analizini iyi bir şekilde yapalım. Dediğimiz gibi bu konuda 2023 TET'de bir soru gelmişti. Önemliydi ve bu konuyu çalışırken örneklerle ayırma yöntemleri bir de ayırma yöntemlerinde kullanılan fiziksel özelliklerin bağlamını iyi bir şekilde yapmanızı öneriyorum. Bir sonraki dersimizde 7. bölüm olan karışımların ünite değerlendirme testini yani test 5 kısmının çözümünü yapmış olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.